Dostlarım, bugün şehirde inanılmaz bir olay yaşandı ve şehrimizdeki hamburgerci McDonald's'a hırsız girdi. İçerideki bütün hamburgerleri çaldı. Buna inanabiliyor musunuz? Bütün hamburgerleri. Sonrasındaysa hiçbir şey olmamış gibi orayı terk etti. Biliyorum, eminim ki hepiniz hamburgeri çok seviyorsunuz. İşte tam da bu yüzden bana yardım etmeniz lazım. Hamburgerlerimizi kimin çaldığını bulmamız lazım. O zaman her şey anlaşıldıysa korkunç çukurumuzun etrafına gidelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz bütün şüpheliler çukurun etrafında toplandı ve biz de sizlerle birlikte onları sorgulayacağız. Hamburgerlerimizi kimin çaldığını bulacağız. Bizim hamburgerlerimizi kimse çalamaz. Tabii ki sorgulamada suçlu bulduklarımızı çukurumuzun dibine göndereceğiz. Ve çukurumuzun dibinde Poppy Playtime Chapter 3'ten burada görmüş olduğunuz gibi Mommy Longlegs, onun hemen yanında Hoogie Woogie ve görmüş olduğunuz Hello Neighbor var. Çukura attıklarımızın icabına bakacaklar. Bu arada hamburger demişken karnım acıktı arkadaşlar. Siz en çok hangi yemeği seviyorsunuz? Hamburger mi? Pizza mı? Bunları yorumlara yazabilirsiniz. Bakalım kimler en çok yorumu beğeni alacak? En çok hangi yemekleri seviyorsunuz göreceğiz. O zaman sorgulamamıza başlayalım. Burada görmüş olduğunuz gibi Recep İvedik var. Recep, söyle bakalım, hamburgerlerimizi sen mi çaldın? Vay, üstüme iyilik sağlık kardeş. Ne hamburgeri ya? Ben öyle bir şey yapmadım ya. Öyle bir şey yapmadım diyorsun ama bu göbek ne o zaman kocaman? Bu göbeği boşuna yapmadın herhalde. Şuna bakın arkadaşlar, düğmesi patlayacak neredeyse. Kesin hamburgerleri çaldın, yedin göbek yaptın değil mi? Ula kardeş, ben hamburger yemem. Ben sadece kuru fasulye yerim. Kuru fasulye mi? Arkadaşlar doğru, Recep İvedik en çok kuru fasulye yemeğini seviyor. Aynen öyle kardeş, erkek adam kuru fasulye yer. Arkadaşlar sizce Recep İvedik'i çukura gönderelim mi? Sizce hamburgerleri o mu çalmıştır, yoksa onu affedelim mi? Recep İvedik'i çukura at diyenler yorumlara bir yazsın, atma diyenler iki yazsın. Hadi bakalım. Durun kardeş ya, beni niye çukura atıyorsunuz? Vallahi bir osururum görürsünüz ha. Aman Recep, sakın osurma arkadaşlar. Recep İvedik'in osuruğu bu dünya üzerindeki en kötü koku. Tamam sen osurma, ben seni affediyorum, gidebilirsin. Arkadaşlar Recep İvedik'i gönderdik, zar zor gönderdik. Bir ossursaydı buradaki herkes bayılırdı arkadaşlar. Neyse biz sorgumuza devam edelim. Fakir, söyle bakalım, hamburgerleri sen mi çaldın? Kerem komiser, saçmalama. Ben neden çalayım ya? Hayret bir şey. Çünkü sen fakirsin. Adı üzerinde fakir. Hamburger alacak paran olmadığı için de gittin onları çaldın değil mi? Kerem komiser, saçmalama. Benim adım fakir sadece. Gerçekten fakir değilim ki. O da doğru arkadaşlar ya. Fakirin adı fakir, biliyorsunuz. Adı fakir ama kendisi fakir değil. Nasıl oluyor anlamadım. Kerem komiser, ben aslında zenginim. Benim sadece adım fakir. O da doğru yani. Sana niye fakir adını koymuşlar ki o zaman? Fakir diyorlar. Bir sürü araban var, evin var. Kerem komiser, zamanında fakirdim. Çalıştım, zengin oldum. Hayret bir şey ya. Doğru tamam fakir. Sen değilsin o zaman suçlu. Sen de gidebilirsin. Arkadaşlar fakir de gönderdik ama suçlu kim yani, bir türlü bulamıyoruz. Burada şüphelendiğim birisi var. Arkadaşlar bu ne böyle? Kocaman bir adam. Göbeği de kocaman. Sanki bir sürü hamburger yemiş gibi görünüyor bu adam. Şöyle bir arkadan bakalım. Totosu da kocaman arkadaşlar bunun. Ellerine bakın. Elleri şişmanlıktan neredeyse patlayacak yani. Kafası bile şişman arkadaşlar. Arkadaşlar bu nasıl bir şey? Arkadaşlar galiba aradığımız suçluyu bulduk galiba. Bir sorgulayalım. Bana bak kardeşim, sen hamburgerlerimizi çalan o hırsızsın değil mi? Doğruyu söyle. Zaten bu kadar şişman olmandan anlamalıydık. Hayır, ben kimsenin hamburgerlerini çalmadım. Yalan söyleme. Senin gibi şişko birisi ancak o kadar hamburgeri tek başına yiyebilir yani. Evet ama ben yapmadım. Yemin ederim. O zaman söyle bakalım, nasıl böyle şişko oldun o kadar hamburgeri yemediysen? He? Ben hamburger sevmem. Ben pizza severim. Pizza. Ya bu ne arkadaş? Bir tane hamburger seven yok mu arkadaşlar? Ben hamburgeri çok seviyorum mesela. Ben sevmiyorum. Ben pizza seviyorum ve tavuk döner seviyorum. Arkadaşlar aslında gerçekten bu adamdan şüphelenmiştim ama onu bir sorgulayalım. O zaman o sırada neredeydin? Kameralara bakacağız. Ben o sırada tabii ki de parktaydım. Bana bak, eğer yalan söylüyorsan çukura gidersin. Arkadaşlar sizlerle birlikte parkın güvenlik kameralarına bakalım şimdi. Evet, parktaki güvenlik kameralarına bakıyoruz ve gerçekten de orada yani. Şöyle bir yakınlaştıralım. Parkta ne yapıyor ya? Şuna bakın, kimsesi yok. Tek başına duruyor arkadaşlar. Tamamdır, kameraları kontrol ettik. Gerçekten de doğru söylüyormuşsun. Hiçbir arkadaşın olmadığı için maalesef tek başına bekliyorsan. Evet, kimse benimle arkadaş olmuyor. Çünkü ben şişmanım. Merak etme, bundan sonra ben senin arkadaşın olurum. Parkta seninle oyun oynarım. Şimdi gitmen lazım. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar şöyle
devam edelim. Kimi sorgulasak, kimi sorgulasak? Bir sürü kişi var. Baldi var burada. Baldi söyle, hamburgerleri sen mi çaldın? Ne hamburgeri ya? Saçmalamayın. Arkadaşlar aslında şöyle Baldi'ye baktığımız zaman gerçekten de yani bayağı bir zayıf. O kadar hamburgeri çalıp ne yapacak yani? Yemek istese zaten yiyemez bile. Evet, ben zarganayım. O kadar hamburgeri nasıl yiyeyim? Doğru söylüyorsun Baldi, doğru söylüyorsun. Sen o kadar hamburgeri yiyemezsin. O yüzden sen git. Teşekkür ederim. Ben sadece bir tane yiyebilirim. Tamam tamam Baldi, anladık. Sen yememişsin. Sen çalmamışsın. Suçsuzsun. Tamam, gidebilirsin. Ben 37 tane hamburgeri nasıl yiyeyim? Ya Baldi tamam diyoruz. Anladık. Suçsuzsun. Gidebilirsin. Tamam. Tövbe tövbe. Ben o kadar hamburgeri. Ya Baldi bak, en sonunda çukurun dibine yollatacaksın kendini. Yürü git be. Arkadaşlar laftan anlamıyor. Tamam diyoruz. Git diyoruz. Hala konuşuyor. Ben de sinirlendim. Çukura gönderdim. Ne çok konuşuyor arkadaş ya. Hı? Aslı polis var burada. Aslı polis, sen mi çaldın hamburgerleri? Ay Kerem saçmalama, ben neden çalayım? Ben senin karınım. Evet benim karımsın da bu göbeğin durumu ne böyle? Arkadaşlar Aslı polisin şu göbeğine baksanıza. Tabi hamburgerleri yedin yedin, göbeğin şişti değil mi? Ya Kerem saçmalama, ben hamileyim, bilmiyor musun sanki? Çocuğumuz var burada. Ha, doğru ya arkadaşlar, Aslı polis hamileydi, ben unutmuşum. Kusura bakma aşkım, tamam sen gidebilirsin. Tövbe tövbe, bazen saçmalıyorsun Kerem. Tamam aşkım, özür dilerim ya, çocuğumuz olacağını unutmuşum yani, ben göbeğin şişti sandım. Sen git aşkım, eve git hadi. Arkadaşlar Aslı polisi de gönderdik, şöyle bir sorgulamamıza devam edelim. Burada Ali var, kaslı Ali. Ali, demek hamburgerleri sen çaldın ha, itiraf et bakalım. Hayır tabii ki Kerem komiser, ben çalmadım hamburgerleri, benim ne işim olur? Yalan söyleme, hamburgerleri yedin yedin, kas yaptın değil mi? Ya saçmalama Kerem komiser, hamburger yeseydim eğer şişman olurdum. Ama bak ben şişman mıyım? Çok kaslı. O da doğru ya. Hamburger yeseydin şimdiye şişman olmuştun. Evet, ben protein yiyorum. Tavuk göğsü yiyorum ve kas yapıyorum. Asla hamburger yemem. Tamam tamam, o zaman sen de suçsuzsun. Sen de git madem. Evet arkadaşlar, geriye sadece buradaki süperlerimizden kaldı. Yani kimin yaptığını bulmamız gerekiyor artık. En çok kimden şüphelendiğinizi yorumlara yazmayı unutmayın bu arada. Şimdi sorgumuza devam edeceğiz. Bayağıdır, uzun bir süredir şüphelendiğim birisi var burada. Grimus Shake. Grimus Shake söyle bakalım. O hamburgerleri sen çaldın değil mi? Yedin hepsini. Arkadaşlar Grimus Shake'e baksanıza, göbeği kocaman zaten. Kesin bütün hamburgerler şu anda burada, göbeğinin içinde. Hayır tabii ki, ben çalmadım ve ben yemedim. Ben sadece insan yerim. Bir dakika bir dakika, anlamadım. Ne yersin ne yersin? Bana bak dostum, ben hamburger falan yemem. Ben insan yerim. İnsanları mideme indiririm. Bir de utanmadan bunu söylüyorsun öyle mi? İnsanları mideme indiririm diye söylüyor musun? Hadi ama dostum. İnsanlar gerçekten çok lezzetli. Arkadaşlar bu Grimus Shake beni yemeden en iyisi ben bunu çukura göndereyim. Madem insan yiyorsun o zaman çukurdakiler de seni yesin. Attık arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar çukurumuza gönderdik onu. Sorgulamamıza devam ediyoruz şu şekilde. Burada 4 kol var. 4 kol söyle bakalım, o hamburgerleri sen mi çaldın? Hayır ben çalmadım tabii ki. Yalan söyleme dostum, sen çaldın, itiraf et. Ha, bir dakika bir dakika, sen mi söyledin onu? 4 kol mu yaptı? Evet dostum, o yaptı. Arkadaşlar buradaki alev topu diyor ki 4 kol yaptı diyor. Hayır ben yapmadım. O zaman neden seni suçluyorlar bakalım? Çünkü beni kıskanıyorlar. Hey dostum, görmüyor musun? Onun 4 tane kolu var. Bir sürü hamburger çalabilir. Arkadaşlar doğru ya, 4 tane kolu var. 1, 2, 3, 4 tane kol. 4 tane kolla bir sürü hamburgeri alıp çalabilir. Gerçekten çok mantıklı. Sen yaptıysan itiraf et. Yoksa ben bulursam daha kötü olur. Evet. Ben yaptım ama sizden korkmuyorum. Çukurun dibine koyduğunuz o yaratıkları kendi başıma dövebilirim. Onlar beni durduramazlar. Vay vay vay, duydunuz mu arkadaşlar, bizden korkmuyormuş. Çukurun dibindekileri daha tanımıyorsun. O zaman seni bir çukura atalım da neyle karşı karşıya olduğunu bil yani. Attık şöyle. Arkadaşlar hamburgerlerimizi çalan kişiyi bulduk ve onu çukura gönderdik. Aman yarabbim, bu kadar büyük olduğunuzu bilmiyordum. Lütfen bana zarar vermeyin. Çukurun dibindeki yaratıklarımız şu anda 4 kolun icabına bakacaklar. Sizler de bu sorgulamada bana yardımcı olduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Daha fazla bu tarz video için abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.